Bu Neden böyle üç algılar? buldum, iki buldum diyenlerin tarihle bir bağı yok benim anladığım kadarıyla. Yok, evet. Tabii bunları Evet. açıyorlar şöyle. Ekinis salate li duluki şemsi ila gasagil leyli. Ekinis salah, namazı kıl. Duluki şemsi işte ila gasagil leyli. İşte güneş doğdu, zevale çıktı oradan, battı falan. Oradan zaman hesaplamaları yapıyorlar. Böyle okuyorlar ve ilginçtir. Bunu yapanların bir kısmı da asıl orijinal metinden falan da çıkarmıyor. Mealden Senin çıkarıyor. benim yazdığım Mealden. mealden çıkarıyor. Yani ben bir şey diyemeyeceğim. Yani böyle yapanlara ben ne diyeyim yani? Hocam bir de Bazen şu söyleniyor. söylüyorum can yakacak şekilde hoca çok toleranssız, çok sert, çok asabi, çok ters falan Evet. diyorlar. Ama yani bunlar olacak işler değil yani. Bunlar günah işler ya. Yani bu kitap ilk defa bugün bizim önümüze geleydi ve şöyle bir yükümlülüğümüz olaydı. Namaz diye bir vecibeniz var. Bu kitabın sözlerinin arasından bu vecibeyi bulun, çıkarın ve yapın deseydi. O zaman derdim ki bu arkadaşım şöyle yorum yapmış. 3 anlamış, bu 5 anlamış. Böyle bir şey yok ya. En az Kur'an-ı Kerim kadar şu an elimizde bulunuşu kadar da bu namazın vahiy indiği günden veya bittiği günden bu yana bir sabit oturmuş gerçekliği var ya. Acaba tarihin bir dönemde 7 oldu sonra 5'e mi düştü gibi bir durum da yok yani. 5 olarak geliyor. Onun için bir kere bu metnin çıplak kendisinden hatta onun çevirisinden çıkıp İslam'ın en temel böyle rüknü olan Es-salatu imadüddin denilen dinin direği sütunu denilen şeye böyle ahkam kesmek haddini bilmemek var. Bu cehaletin diz boyu. Yani ben bunları muhatap almam hocam. Bir kere bunu söyleyeyim. Bunlarla benim hiç işim olmaz. Bunlarla konuşmaya da değmez. Çünkü bunlar ilmin hürmeti nedir? Bilginin kıymeti nedir? Bundan da anlamazlar ki. Bunlarla ne konuşulabilir ki? Allah ıslah etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum.